Kalıcı dövmelerin silinmesinde son yıllarda en çok kullanılan yöntem lazer uygulamalarıdır. Dövmeler yapıldıkları bölgelere ve derinliklerine göre, kullanılan boyalara göre kalıcılık özelliği yüksek oranda olan maddelerdir ve demir boyalarını daha çok içerir. Kırmızı renkli olanlar cıva boyalarını içerir ve kurşun gibi zararlı metaller de içerir. Dolayısıyla dövmelerini yaptırıp da bundan müzdarip olan kişilerde en çok uygulanacak yöntem lazer ile dövme silme işlemidir. Klasik yöntemler arasında ameliyatla dermabrazyon dediğimiz zımpara yöntemi eskiden uyguladığımız bir yöntemdi. Artık tarihi bir bilgi olarak raflarda yerini almaktadır. Son yıllarda dediğimiz gibi NDI-AQ switch lazer tüm dünyada başarılı uygulanmaktadır. NDI-AQ switch lazerlerin 1064 ve 532 nanometre dalga boyları vardır. Bu ne demek? 1064 siyah, mavi, lacivert renkteki dövmelerde başarılı bir şekilde işlemi sonuçlandırırken kırmızı renklerde 532 nanometre dediğimiz KTP formatı kullanılmaktadır. Yeşil renk ne yazık ki bu NDI-AQ switch lazerlerde en zayıf sonucu veren dövme boyasıdır. Dövme silme işlemi tek seansta çıkabilen bir işlem değildir. Ortalama dövmenin derinliğine göre 5 ila 7 seans arasında sürer ve seans aralıkları yaklaşık 4 hafta ile 6 hafta arasındadır. Dövme silme işleminden sonra ufak noktasal kanamalar olur. Kanamalar olur kişilerin. Kapalı pansumanla 1 veya 2 gün takip edilir. Ondan sonra yüzey uygulayacağı antibiyotikli pomatlarla bakımını sağlayarak 7 günde işlem olmamış gibi normal cildine kavuşur. Neden bu kadar zaman arasında 1 haftada iyileşiyor da 4 hafta bekliyoruzun cevabı ise şudur. Parçalanmış boya partiküllerini vücuttaki makrofaj dediğimiz savunma hücreleri içine alarak sindirir ve lenfatik kanalla bunu vücuttan atar. Onun için bu makrofajların da yeniden yapılması için gerekecek zaman dilimi 3 haftadır. Onun için 4 haftada bir yapılması en erken uygundur. En çok tercih edilen dövme silme veyahut da çıkarma işlemi NDI-AQ switch lazerdir.